Selam olsun kalbimizdeki hürriyet aşkını tutuşturan meşaleye. Mustafa Kemal'e selam olsun. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer davetliler, yazılı ve görsel basınımızın değerli temsilcileri. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi ile yeşilin birleştiği ve dünyanın en güzel nadide köşelerinden birini oluşturduğu Rize'mize gelişinin 97. yıl dönümü çelenk sunma ve kutlama töreni için burada toplanmış bulunmaktayız. Marşının okunması ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesi. Rize'mizin saygıdeğer kurum müdürlerimiz, STK başkanlarımız, hepinizi Atatürk'ün Rize'ye ziyaretlerinin 97. yılı münasebetiyle Rize'mize ve programımıza hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Atatürk Cumhuriyetimizin ilk yıllarında bütün ulusun değişim ve harekete yönlendirebilmek için ülkenin her yerine bizzat ziyaretler yapmış, toplantı ve çalışmalar içerisinde halkla iç içe olmaya gayret göstermiştir. Her gittiği yerde de Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlanmış, Rize'de bunun örneğini ve tarihi hatıralarını hep beraber yaşamakta ve hatırlamaktayız. Atatürk'ün çıktığı yurt gezilerinde devletin işleyişinin, gerçekleştirilen inkılapların halk üzerindeki etkilerini görmek istemiş ve gittiği yerlerde tespit ettiği sorunlara da çözüm üretmeye çalışmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık düzenlediği yurt gezileri Cumhuriyet'in ilk 15 yılında hem toplumsal gelişim ve kalkınmanın sağlanması açısından büyük önem taşımış, hem de bu geziler sadece bir ziyaretten öte halkın yaşadıklarını, o günkü şartlardaki toplumsal sıkıntıları ve bunun idareyle bağdaşık olan taraflarını kendi çalışma arkadaşlarıyla o günkü süreçte çözmeye gayret etmiştir. İşte bu gezilerden biri de 17 Eylül 1924'te Rize'de gerçekleşmiş. Bu yurt gezilerinde en uzunlarından biri de aslında 1924'teki yurt gezisi. 29 Ağustos 18 tarihleri arasında 51 gün sürmüştür ve buna Gazi'nin sonbahar gezileri, seyahatleri diye de isimlendirilmiştir. Atatürk bu geziye hem eşi Latife Hanım hem de o dönem Rize milletvekilliğini yapan Rauf Benli ve diğer birkaç milletvekiliyle beraber gerçekleştirmiştir.
12 Eylül 1924 tarihinde Mudanya'dan Hamidiye zırhlısıyla İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz'e açılmış. 15 Eylül tarihinde Trabzon'da bulunmuş. 17 Eylül'de de aynı gün içerisinde Trabzon'dan Rize'ye hareket ederek saat 18 sularında Rize'de yine halkla beraber iç içe bir ziyaret gerçekleştirmiş oldu. Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle Kuvayi Milliye'ye takalarıyla ve değişik çalışmalarla birçok Rizeli gönüllü gayret etmiştir. Bunların sonraki yıllarda biliyorsunuz Dursun Kaptan'dan İpsiz Recep'ine kadar birçok yerel ve ulusal anlamda da isim yapmış Rize gönüllüleri Kuvayi Milliye'ye ciddi anlamda katkıda bulmuştur. Hem Marmara üzerinden Ankara'ya çalışmalar hem de Karadeniz bölgesinden yine Ankara'ya birçok seferler ve o günkü dönemde çalışma gerçekleştirdiğinden dolayıdır ki Atatürk hemen Cumhuriyet'in ilanından sonraki yıllarda ilk ziyaretlerinden birinde bu vesileyle Rize'ye yapmıştır. Rizeliler tarafından ziyarette hemşerilik teklifi edilmiş. Atatürk bunu resmi bir yazıyla kabul etmiş ve o dönemlerde Atatürk Rizeli olduğu başlıklarıyla da bu büyük bir yankı uyandırmıştır. Atatürk'ün yurt gezilerinde gördüğü üzere Rize'ye girişleri de sadece seyahat amaçlı değil, Mustafa Kemal'i ve Rize insanını bu coğrafyada bir araya getiren bu birlikteliğin gerçekleşmesinin temel amacı da Türkiye'nin bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yeniden elde etmesi ve millet egemenliğine dayalı bağımsız Türk Devleti'nin ebedi müddet yaşamasına ideali olmuştur. 17 Eylül Atatürk'ün ziyaretlerinin 97. yılı dönümünde yine aynı milli duyguları paylaşırken heyecanınızı ve coşkunuzu şehrimizde yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerle bir araya getirmeye devam ediyoruz. Şehrimizi geliştirmek, insanımızı yüceltmek, mutlu ve huzurlu kılmak, var gücümüzle gayret ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlar millete yad ediyor ve aynı milli şuurla yolumuza devam ediyoruz. Gelecekteki bu milli bayramlarımızla geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi de aramızda görerek devam etmeyi ben de ümit ediyorum. Bu duygularla herkesi tekrardan teşekkürler sunuyor, saygılar sunuyor. Çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Arz ederim.